Merhabalar. Bu haftaki dersimizde temel bilgi teknolojileri 1 dersinin 7. ünitesi olan sosyal ağlara devam edeceğiz. Geçen hafta ufak bir teknik aksaklık olmuştu. O yüzden ünitemize geç başlayıp tam bitirememiştik. Bu hafta bu üniteyi bitireceğiz. Kalan vaktimizde önümüzdeki hafta son dersimiz olacağı için ders sonrasında işte sınavımız olacak. O yüzden kalan vaktimizde öncelikle sosyal ağlar, daha sonrasında da diğer ünitelerle ilgili sorular çözeceğiz. Önümüzdeki haftada son dersimizde 8. üniteyi işleyerek temel bilgi teknolojileri 1 dersini bitirmiş olacağız. Yani ünite 8'i bölmek istemedim. O yüzden ünite 8'i öteki haftaya bırakacağım. Bu hafta 7. ünitenin kalan yerinden devam ediyoruz. Şimdi hatırlarsanız 7. ünitenin başında nelerle ilgili konuşmuştuk? Sosyal ağların ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiler neydi? Hangi web teknolojilerinin gelişmesiyle sosyal ağlar ortaya çıktı? Sosyal ağların ortaya çıkması mümkün oldu. Onlarla ilgili konuşmuştuk. Web 2.0 ile ilgili konuşmuştuk. Sonra Türkiye'de ve dünyadaki sosyal ağ kullanım oranları, sosyal ağların toplumumuzu nasıl etkilediği ve bunların ilişkileriyle ilgili şeylerle ilgili konuşmuştuk. Şimdi bugünkü konumuzun başlangıcı viral pazarlamayla ilgili konuşmuştuk. Bugünkü konumuzun başlangıcı da sosyal ağların analiziyle ilgili olacak. Sosyal ağların analizi, çözümlenmesi dendiğinde kişilerin, yani sosyal ağlarda her bir kişi normal bir network'e karşılık gelecek olursa kişilerin düğümlere karşılık geldiğini söylemiştik. Yani sosyal ağlarda kişilerin, yani düğümlerin ve ilişkilerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Çünkü kullanıcıların konumu ve ilişkilerin bir durumu nasıl etkilediği gibi bilgiler geleceğe yönelik eylemler için fikir verebilir. Örneğin şu şekilde akademik araştırmalar oluyor. Siz diyelim ki sosyal ağda belirli takipçileriniz var. Sizin de takip ettiğiniz insanlar var. Örneğin bir seçim olacak ve partiler sizlerin oylarını almak istiyorlar. Ve ben hangi kişileri ikna edersem oy potansiyelimi daha çok arttırırım. Çünkü örneğin diyelim ki şu kişi çevresinde etkili birisi değildir ama başka bir kişi sosyal ağdaki etkileşimleri incelenerek çevresinde çok etkili bir kişi olduğu ve onu A partisinden B partisine oyunu çevirirsek işte partimiz için diyelim ki oy potansiyeli çok daha fazla artacak ve faydalı olacak gibi mesela çeşitli araştırmalar oluyor. Örneğin sağlık alanında bu networklerin analiziyle ilgili şeyler var. Örneğin bir aşı yapılacak, yeni bir hastalık var ve bu hastalık için elimizde yeteri kadar aşı yok. Ve biz öyle kişiler seçelim ki toplumda öyle birbirleriyle ilişkileri olan kişileri seçelim ki ben aşıyı yaptığım zaman hastalık seviyesi toplumda, hastalık yayılma şansı en aza insin gibi çeşitli akademik araştırmalar oluyor. Bunların hepsi işte network analizi gibi düşünülebilir. Pazarlamada yine bu çeşitli araştırmalar var. Burada da sosyal ağların analizi ile ilgileniyoruz biz ünitemizin bu kısmında. Var olan bir ağı iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla ortaya atılan ağ dokuma yaklaşımındaysa ağ dokumacısı olarak adlandırılan bir düğümün ağa eklenmesi ve birbiriyle bağı olmayan düğümleri bağlaması söz konusudur. Bu da Krebs ve Holley'in 2006'daki çalışmasından alınmış bir kısım. Bir amaca yönelik olarak bir sosyal ağ oluşturmak üzere düğümlerin neler olması gerektiği ve bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine yönelik tasarım ise
sosyal ağ sentezi olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz widget'lardan bahsetmiştik. Duyabiliyorsunuz beni değil mi? Evet. Ha tamam. Görüntü bir an dondu da bende. Tamam. Biliyorsunuz widget'larla ilgili bahsetmiştik. Küçük uygulama araçları olarak olduğunu söylemiştik önceki ünitelerimizde. İşletmeler sosyal ağlarda sundukları küçük uygulamalar ile yani widget'larla örneğin kullanıcılara kendi ürün ve markaları ile ilgili oyunlar oynatarak bu yolla yorum yapmalarını sağlayarak internet trafiği oluşturmaktadır diyor. Bu trafikte çeşitli yazılımlarla izlenebilirliği için pazarlama iletişimi faktör faaliyetlerine yönelik ölçümleme yapılırken kullanılmaktadır diyor. Yani fark ediyorsanız sosyal ağlarda belli başlı ana sektörler var ve bu sektörlerden en önemlisi de pazarlama. Sizin yaptığınız hareketlerin analizi, yaptığınız aramaların analizi sayesinde size uygun reklamlar verilmeye çalışıyor. Böylelikle alışveriş miktarını da sizin harcadığınız parayı da arttırarak buradan pay almaya çalışılıyor. O yüzden sosyal ağlarda pazarlama en önemli, bu işin en önemli konularından bir tanesi diyebiliriz. Bir de yurttaş gazeteciliği kavramı var. Buna değinelim. Biliyorsunuz sosyal ağlar insanları tamam bir araya getiriyor ama hareketleri de birbirine bağlıyor ve insanların iletişim kurmalarını sağlıyor. Yani sizleri burada yurttaş gazeteciliği kavramında içerik üretici olan kullanıcıların sosyal ağlarda kendi metin ve resimlerini, videolarını paylaşmalarıyla yeni bilgi ve haber kaynağı iletişiminde etkili olmaktadır. Siz de sosyal medyada ya da haber sitelerinde görüyorsunuzdur. Artık hepimizin işte cebinde bir kamerası var. Eskiden nasıl oluyordu bu işler? İşte bir muhabir çağrılıyordu önemli bir olay olduğunda. İşte şurada şöyle şöyle bir olay oldu deyip işte kameramanlar gidiyordu ve muhabirler gidiyordu. Ama şu anda artık hepimiz birer kameraman gibiyiz. Önemli bir olay olduğumuzda önümüzde veya önemli bir olayla karşılaştığımızda hemen işte cep telefonlarını çıkarıp insanlar kayıt alabiliyorlar ve bunları da haber sitelerine, gazetelerle paylaşabiliyorlar. Şu anki durumumuz böyle. Sosyal ağ sitelerini kullanan bireyler bu siteleri kullanma amaçlarına, yani sosyal ağları kullanma amaçlarına, sosyalleşme, eğlence, kolay erişim, ulaşma, arkadaş edinme gibi farklı amaçlar ve katılım seviyelerine göre sınıflandırılarak çeşitli kullanıcı tipleri ve türleri belirlenebilir. Bu farklı kullanım motivasyonları, kullanıcıların ağları kullanma sıklık ve sürelerini ve ne düzeyde aktif içerik üreten ve paylaşan bireyler olduklarını da şekillendiriyor. Buradan kaçma, kaçınma yani motivasyonlar arasında kaçma, kaçınma, günlük sıkıntılardan veya sorumluluklardan bu kaçma, kaçınma diye bahsediliyor ve koordine olma kısmı ise sosyal faaliyetleri organize etme ve etkinlikler düzenlemek ile ilgili tanımlanıyor. Geçen hafta bahsetmiştik bunlardan. Bazıları işte gösteriş yapma amacında da olabiliyor veya pazarlama amacında olan sosyal medya kullanıcıları da var demiştik. Bu şeyler gitgide yani gösteriş yapmadaki şey şu amaç şu işte arkadaşlarım ben şuraya gittim ben şunu giyiyorum ben burada geziyorum şeklinde arkadaşlarına gösteriş yapma veya arkadaşlarını merak etme tam tersi amaçlarıyla sosyal medya kullanımları yapılabiliyor. Şimdi bu konudan sonra örnek sosyal ağ sitelerine değineceğiz ve bunların farklı özellikleri neler? Onlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz en yaygın kullanılan sosyal ağ Facebook diyebiliriz. 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından Harvard
Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin kullanımı için kurulmuştu. Ve daha sonra etrafındaki diğer üniversiteleri ve okulları da bünyesine katarak 2006 yılında dünyanın herhangi bir yerinde e-posta adresi olan herkesin üye olabileceği bir platform haline geldi. Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal ağ sitesi olduğunu zaten biliyoruz. İlk çıkış amacı işte ilkokul arkadaşlarını bulma, okul arkadaşlarını bulma ve okuldaki arkadaşlarla bağlantı kurmaydı. Ama şu anda öyle bir hale geldi ki herkes Facebook üzerinden birbiriyle bağlı durumda. 2015 yılının Mart ayı günlük ortalamalarına göre 936 milyon aktif kullanıcının olduğundan söz ediliyor Facebook'la ilgili. Ve artık işte okul arkadaşlarıyla değil, tanıdıklarınızla iletişim kurmanızı ve hayatınızda olup bitenleri paylaşmanızı sağlıyor. Facebook'un farklı özelliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Profil oluşturma, arkadaş ekleme gibi. Profil oluşturma kısmında kullanıcılar profil fotoğrafı yükleyerek ve kişisel bilgilerini girerek bir profil oluşturuyorlar. Bağlantı kurma, arkadaş ekleme şeklinde oluyor. Twitter'daki veya Instagram'daki gibi bir takip durumu yok. İki profil birbiriyle arkadaş olarak eklediği takdirde ikisi de birbirinin profillerini görebilir duruma geliyor. Arama özelliği bireylerin çoğunlukla gerçek hayatta tanıdığı kişileri ve bu ortamda da kullanabilmesi için kullanılmakta ve arama kısmında gruplarda yer alıyor. Duvar kavramı, kullanıcıların sayfalarına eklediği ve izin verdikleri kişilerin görebileceği metin, resim, video gibi paylaşımların bulunduğu, arkadaşların da gönderide bulunabileceği bölüm. Zaman tüneli, kullanıcının paylaşımları ve hareketlerinin zaman içinde arttıkça zamana göre bir kronolojik sunumu olarak tanımlanıyor. Haber kaynağı, kullanıcı için önemli olabilecek ve arkadaşlarının paylaşımlarını gönderdiği yayınlar. Like düğmesini zaten hepiniz biliyorsunuz. Çeşitli postları likelayabiliyoruz ve yorum yapabiliyoruz. Artık like kısmında eskiden sadece like varken artık muhteşem, işte üzgün surat gibi farklı ifadelerle 4-5 şekle gelmiş durumda. Ne zaman çıktı tam hatırlamıyorum ama son birkaç yılda gelen bir özellik. Takip etme, arkadaş eklemeden farklı olarak geniş bir kitleye ulaşmak amacında olanların kullandığı bir özellik. Örneğin bir yazar olabilir, bir sporcu olabilir. Bu tarz sayfalar için özellikle takip etme özelliği de bulunuyor. Hareket dökümü. Hareket dökümü bölümünde güncel olarak tüm bildirimler ve diğer hareketler görülebiliyor. Bunların içerisinde etiketlenilen fotoğraflar, beğenilen sayfalar, yapılan yorumlar gibi farklı hareketler görülebiliyor. Bir fotoğrafın altında veya bir gönderinin altında arkadaşlarınızı etiketleyebiliyorsunuz. Çeşitli gruplar oluşturabiliyorsunuz ve sayfalar oluşturabiliyorsunuz. Sayfalar genellikle işletmelerin ve markaların, kuruluşların hikayelerini paylaşmaları ve insanlarla bağlantı kurmaları içindir. Örneğin Anadolu Üniversitesi'nin bir sayfası var ve burada öğrencileriyle etkileşim içerisine geçmeyi amaçlıyor. Burada da kullanıcılar bu sayfalara yıldızlar, yani puanlar vererek bu sayfaları veya bu kurumları değerlendirebiliyorlar. Facebook'ta çeşitli etkinlikler düzenleyebiliyorsunuz. İşte bir sergi olabilir, düğün olabilir, bir buluşma olabilir. Örneğin mezunlar buluşması olabilir bir üniversitenin çeşitli bölümünün veya bir lisenin. Buna göre de kullanıcılar katılacağım, katılabilirim, ilgileniyorum gibi farklı durumlarını belirtiyorlar.
Twitter ise yine eminim hepiniz yakından biliyorsunuz bu özelliklerin çoğunu. Twitter 2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmiş olan ve anlık iletişime dayalı bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Aylık 302 milyon aktif kullanıcısı olup günlük 500 milyon tweet atılmaktadır. Güncel bilginin ve haberlerin paylaşıldığı, takip edilebileceği bu ortamı bireylerin yanı sıra kurumlarda kullanmakta. Peki Twitter'da tweet ne diye bakacak olursak, tweet paylaşımlar, bizim yaptığımız paylaşımlara verilen ad ve tweet atmak tabiri kullanılıyor bunun için. Tweetlerde fotoğraf, video, internet bağlantısı ya da en fazla 140 karakterlik metinlerle ifade edilmesidir diyor. Ama kitabın yazıldığı tarihte 140 karakterdi. Şu anda bildiğim kadarıyla 280 karaktere, iki katına çıkmış durumda karakter sayısı. Tweetleri retweet ederek çeşitli sohbetlere dönüştürebiliyorsunuz veya pardon, cevap vererek Twitter ortamında çeşitli sohbetlere dönüştürebilirsiniz ya da retweet ederek bir başka bağlantınızın paylaşımını diğer arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Çeşitli konularla ilgili yazmak için hashtag kullanılıyor. Trending topic çeşitli ülkeler bazında veya dünya bazında atılan tweet sayısına göre belirlenen ve en fazla pardon 10 popüler konunun belirlendiği bir liste. Şu an dünyada en çok ne konuşuluyor veya Azerbaycan'da en çok ne konuşuluyor, ne önemli diye bakacak olursanız trending topikleri ile ilgilenmeniz gerekiyor. Direct message, DM kısa tabirle Twitter üzerinden özel mesaj gönderme işlemi. Fakat bunun için kişilerin karşılıklı birbirlerini takip etmesi gerekiyor. Mention, gönderilen bir mesajda hitap etmek istenilen kullanıcının adının başına et işareti konularak belirli bir konuda yazdığımda, örneğin bu dersle ilgili bir tweet attığım zaman sizleri de mention ederek tweetime dahil ediyorum. Böylelikle siz de sizden bahsedildiğini, sizinle ilgili olduğunu görebiliyorsunuz. Hashtag ile ilgili konuşmuştuk. Favorilere ekleme özelliği var. Bu da Twitter'da paylaşılan tweetler beğenildiğinde kullanıcının favori listesine eklenmesi. Bir diğer sosyal ağ Google Plus. Twitter ve Facebook'la ilgili hepimiz az çok bilgi sahibiydik eminim. Google Plus'la ilgilenecek olursak ne gibi özellikleri var bakalım. Google Plus, Google şirketinin 2011 yılında kullanıma açtığı hizmetlerden bir tanesi. Yine arkadaşlar, aile ve diğer kişilerle iletişim kurulması amaçlanıyor. Ortam kullanım biçimi olarak Facebook ortamı ile oldukça benziyor bu. Fakat kullanıcı sayısı olarak eminim çok çok daha azdır. Buradaki kavramlara bakacak olursak, bu sitede fotoğraf, iş, eğitim bilgilerinin olduğu yine profil oluşturma söz konusu olup kişiler çevrelere ekleniyor. Yani eklenen kişiler çevreler olarak adlandırılıyor. Aile, arkadaş, tanıdıklar, izlediklerim adlı hazır çevrelerin yanı sıra kullanıcı isterse başka çevrelerde, yani başka kullanıcı grupları da oluşturabiliyor. Metin, fotoğraf, bağlantı, video, etkinlik gibi formatlarda da çeşitli yayınlar yapılabiliyor. Yayınların artı birlenmesi, Google Plus'ın Plus'ı yani beğenilmesi, paylaşılması ve bu yayınlara yorum eklenmesi yine mümkün. Yine grup ve topluluklar oluşturulabiliyor. Google'ın Hangouts uygulaması ile de herhangi bir cihazdan birebir ya da grup olarak mesajlaşma, video görüşmeleri ve sesli aramalar yapmak mümkün.
İşte artık Facebook'un Messenger'ında da video ile görüşme, sesli görüşmeler mevcut. Artık birçok mesajlaşma uygulaması veya sosyal ağ artık videolu görüşmeyi, sesli görüşmeyi, internet üzerinden sesli görüşmeyi mümkün hale getiriyor. Şu an işte WhatsApp Messenger'da da bu mevcut. Facebook Messenger'da da mevcut. Google Plus'ta da Hangouts uygulamasıyla bu mümkün. İşletmeler için yine sayfa oluşturma özelliği var. Tumblr'a bakacak olursak, Tumblr David Karp tarafından 2007 yılında kurulmuş ve her şeyi barındıran birbirinden farklı 235 milyon bloğun oluşturduğu bir bütün olarak tanımlanıyor. Mikroblok ile blok arasında kalan bir yapıda olduğu söylenebilir. Yani Twitter'daki paylaşımlardan biraz daha fazla paylaşıma olanak sağlıyor. Blokların konusu öyküler, fotoğraflar, animasyonlar, diziler olabiliyor. Ve ilgilenilen alanda blokları bulup takip edebiliyorsunuz. Kullanıcıların oluşturduğu bloğunda başkaları tarafından keşfedilmesi sağlanıyor. Beğenilen gönderiler yeniden bloklanabiliyor ve gönderilere yorum eklenebiliyor. Fotoğraf, video gibi filtreleme yapılarak belli kategorilerdeki gönderilerin görüntülenmesi sağlanıyor. Instagram, eminim Instagram'ı da hepiniz kullanıyorsunuz. 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından öncelikle iOS için tasarlanıp geliştirilmiş. Daha sonrasında diğer mobil cihazlara yayılmış. Mobil cihazlarda kurulum yapılarak fotoğraf ve video paylaşımı için geliştirilmiş bir ortam. Yine burada bağlantı kurma, etiketleme ve DM gibi farklı özellikler mevcut. Instagram kullanımında sık ve aralıklarla fotoğraf paylaştığınızda, yani genelde insanlar Facebook'ta sürekli fotoğraf paylaşmak yerine artık Instagram'ı kullanıp bazı önemli fotoğraflarını sadece Facebook'tan paylaşıyorlar. Yine Anadolu Üniversitesi'nin resmi Instagram hesabı da bulunuyor. Yine Instagram'da da pazarlama önemli bir hale gelmiş durumda. Çeşitli kurumlar ürünlerini pazarlayabiliyor. Reklamlı gönderilerde bulunabiliyor. LinkedIn aslında çok fazla şöyle eski bir sosyal ağ olmasına rağmen son yıllarda popüler hale gelmiş durumda. Yani Facebook ve Twitter'dan sanki daha sonra yaygınlaşmış gibi. Fakat kuruluş yılına bakarsanız 2003 yılı Reid Hoffman tarafından kurulmuş bir şirket ve dünyanın en büyük profesyonel sosyal iletişim ağı olarak tanımlanıyor. Dünya çapındaki 200 ülke ve bölgede 300 milyon üyeye sahip. Amaç profesyonellerin birbirleriyle iletişim kurması. Ve burada çeşitli iş ilanları oluyor, haberler oluyor ve güncellemelere erişmek mümkün. Örneğin şimdi bir iş ortamında bir kişiyle tanışıyorsunuz ve bu kişiyle bağlantınızı koparmak istemiyorsunuz. Genel geleneksel yapılan şey nedir? İnsanlara e-mail ve telefonun olduğu bir kart vermektir. Fakat LinkedIn sayesinde profesyonel bir ortamda tanıştığınız kişiyle bağlantı kurabiliyorsunuz ve bu garip karşılanmıyor. Çünkü bu LinkedIn'de bir sosyal ağ hesabınız varsa profesyonellerle iletişim kurma amacınızdasınızdır. Örneğin iş ortamında tanıştığınız birini Facebook'tan eklemek hoş karşılanmayabilir. O kadar samimi değilseniz. Fakat LinkedIn'de çeşitli bağlantılar kurup sadece iş amaçlı çeşitli etkileşimlerde bulunabilirsiniz. Kitabımızda yazdığı gibi iş ilanları artık LinkedIn tarafından paylaşılabiliyor. Başka neler var? Burada
çeşitli uzmanlara soru sorabiliyorsunuz. İşte benim temel bilgi teknolojileri ile ilgili şöyle bir problemim var. Bu alanda çalışan bağlantılarıma sormak istiyorum deyip buradaki bağlantılarınızdan geri dönüşler alabilirsiniz. Başka neler var burada? Bağlantı eklemede doğrudan e-posta adreslerinden kişiler eklenebiliyor. Veya arama özelliğiyle çeşitli kişileri arayıp bu kişilere istek gönderebiliyorsunuz. Onaylama sistemi diye bir şey var. İngilizcesi endorsement. Bağlantılı olduğunuz kullanıcıların hangi alanlardaki yeteneklerinin iyi olduğunu onaylayabiliyorsunuz. Örneğin yanınızdaki arkadaşınız işte Word konusunda veya Microsoft Office konusunda çok iyidir ve daha öncesinde siz üniversiteden veya bir profesyonel ortamdan arkadaşınızı tanıyorsunuzdur. Arkadaşınız da profildeki yeteneklerini Microsoft Office'e eklemiş diyelim. Siz bu sayfada arkadaşınızın sayfasına giriş yapıp hangi yeteneklerinin, hangi becerilerinin iyi olduğunu bildirebilir veya onaylayabilirsiniz. Böylelikle atıyorum işte Microsoft Office'i ben ekledim sayfama ve 100 kişi de bunu onaylamış. Veya çalıştığınız konularda bu kişiyi tavsiye edebiliyorsunuz. Bir kişiyi belli pozisyonlar için önermek için kişinin profillerinde yer alabilecek belli tavsiye veya referans mektupları yazabiliyorsunuz. İşte diyorsunuz ki arkadaşım şu konularda uzmandır, şöyle bir profesyoneldir, şu alanlarda kendini geliştirmiştir diye çeşitli mektuplar yazabiliyorsunuz. Kanallar ise belli sektördeki gelişmeleri güncel olarak takip etmek için kanalları takip edebileceğiniz bir ortam diye özetlenebilir. YouTube'a gelelim. YouTube bir video paylaşım sitesi gibi görünse de bir sosyal ağ olarak nitelendirebiliriz YouTube'u. 2005 yılında kurulmuş ve kurucuları Chad Hurley, Steve Chen ve Javid Kerim'miş. YouTube kullanıcılar tarafından orijinal oluşturulmuş videoların keşfedilmesi, izlenmesi ve paylaşmasına olanak sağlıyor. YouTube 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olup her gün yüz milyonlarca saat izleniyor. Yine YouTube'da reklamlar biliyorsunuz ön planda. Üye olmadan da çeşitli videoları izleyebiliyorsunuz. Üyelik sözü, üyelik yapabiliyorsunuz. Üyeliği Google hesabı olması durumunda hesap açmak gerekmeden YouTube'da doğrudan üye olarak algılanabiliyorsunuz. Burada bir bağlantı var. Başka ilginç olabilecek şeylere bakacak olursak videoları beğendim beğenmedim gibi onaylar verip yorumlar yapabiliyorsunuz. Bir hesabınız olduğunda video oluşturup yükleyebiliyorsunuz ve bir içerik oluşturucu stüdyosu var. Bu kısımda kullanıcıya ait video ve kanal istatistikleri, diğer kullanıcılarla olan etkileşimler gibi bilgiler yer alıyor. Şimdi videoları yeniden yayınlama konusunda bazı kurallar var. İçerik sahibinin kendisine ulaşılması tavsiye ediliyor. Yani bir videoyu içerik sahibinden habersiz olarak yayınladığınız zaman YouTube özel algoritmaları sayesinde videonuzu kaldırabiliyor veya çeşitli telif hakları söz konusu olduğunda YouTube sizin videonuzu kaldırabilir. Burada biliyorsunuz işte çeşitli sosyal medya fenomenleri, çeşitli konularda videolar çekip sayfalar oluşturup milyonlarca kişiye videolarını izlettirebiliyor ve bu durumda da YouTube bu kişilere önemli bir miktarda gelir paylaşımı yapıyor. Önemli bir miktarda para ödüyorlar. İşte bu
şeyler nelerle ilgili olabilir? Sporla ilgili olabilir, teknolojiyle ilgili olabilir. Özellikle kadınların ilgilendiği makyaj konusunda çeşitli vloggerlar bulunuyor. Oyun fenomenleri oluyor. Bu tarz veya komik videoları çeken fenomenler oluyor. Bu şekilde YouTube önemli bir miktarda bu kişilere para ödüyor konumuna geliyor. Tabii ki çok daha fazlasını da kazanıyor YouTube buradan. Önemli sosyal ağlardan sonra sosyal ağlarda medya okuryazarlığı diye bir konumuz var. Medya okuryazarlığı erişim, analiz edebilme, değerlendirme ve içerik üretimini kapsayan becerilerden oluşuyor denmiş kitabımızda ve bu beceriler birbirini destekleyerek dinamik bir öğrenme sürecini oluşturuyor. Örneğin, içerik üretirken kullanıcı diğer kullanıcılar tarafından üretilen içerikleri analiz etmeyi öğrenebilir. Analiz ve değerlendirme becerilerini geliştirirken ise internetin farklı kullanım alanlarını keşfedebilir. Sosyal ağlar için düşünüldüğünde ise içerik yaratma, üretme, yazma ve düzeltme gibi yeterlilikler gerektiriyor. Eleştirel medya okuryazarlığı olarak tanımlanan kavram ise medya metinlerinin eleştirel okunmasıyla ilgilidir ve demokratik toplumlarda katılımın sağlanması açısından önem taşır denmiş. Şimdi sosyal medyada sürekli farklı şeyler görüyorsunuz. Bunları farkında bir kullanıcı, farkındalık sahibi bir kullanıcı. Buradaki birçok şeyin toplumu yönlendirmeye yönelik olabileceğini de fark edebiliyor. Bir sürü yalan haberler paylaşılabiliyor çeşitli gruplar tarafından ve insanları çeşitli düşüncelere sevk etmek amacıyla bu tarz şeyler olabiliyor. Dolayısıyla sosyal medyada bir fotoğraf, bir haber gördüğünüz zaman bu haberin kaynağını analiz etmeniz gerekiyor. Bu haberin kaynağı düzgün bir yerden mi paylaşılmış yoksa doğru olmayabilir mi? Bu tarz şeylere reaksiyon vermeden önce, yorum yapmadan önce ya da paylaşmadan önce öncelikle bu haberin veya bu paylaşımın doğru olup olmayacağını gerçekten analiz etmek gerekiyor. Yoksa doğrulukla alakası olmayan birçok şeyi paylaşabilir konumda oluyorsunuz. Nefret söylemi bireylere, ırkları, ten renkleri, etnik kökenleri, toplumsal cinsiyetleri, milliyetleri, dinleri, cinsel kimlikleri gibi bireysel ayrımcılık temeline yönelten, nefret içeren ve teşvik eden söylemlerdir. Şimdi insanlar sosyal medyada bazen her şeyi yazabileceklerini, herkese her şeyi söyleyebileceklerini düşünüyorlar bazen. Eğer işte profilleri de nasıl söyleyeyim fake bir profilse, kendi fotoğrafı yoksa, adı gerçek değilse çeşitli yerlere girip insanları kırıcı, ayrıştırıcı çeşitli söylemlerde, çeşitli yorumlarda bulunabiliyorlar. Artık sosyal medyanın bu denli kullanılır olmasından sonra artık işte bu söylemleri yapan kişilere çeşitli cezai yaptırımlar da yapılabilir konumda son yıllarda. Tabii ceza kanunları da buna göre sosyal medyaya ayak uydurur konuma geliyor. Bu nedenle nefret söylemlerinden kaçınmak gerekiyor. Ayrıca etik ihlallerle ilgili de, etikle ilgili konularda da dikkat etmek gerekiyor ve dürüst birer kullanıcı ve olmak gerekiyor diye özetleyebiliriz. Sosyal ağların kullanımı söz konusu olduğunda medya okuryazarlığı kavramına ek olarak bir de medya akıcılığından söz ediliyor. Buna dijital akıcılık da diyebiliriz. Medya akıcılığı tüketilen ve üretilen içeriğe göre iki şekilde değerlendiriliyor. Tüketici konumunda öncelikle mesaj verildiği aracın ortamının etiketlendiğinden, etkilerinden arındırılarak anlaşılabilmeli ve sonra analiz edilip
Gerçekliği Gerçeklendirmelidir diye kitabımızda özetlenmiş. Dijital akıcılık aslında az önce hatalı söyledim. Sosyal ağların iletişim araçları olarak etkin kullanımları konusunda tartışılan diğer kavram dijital akıcılık denmiş kitabımızda. Günümüzde çevrimiçi erişilen bilgilerin eleştirel olarak sorgulanması ve bilinçli yargılara varılması becerisi büyük önem kazanmıştır diye özetleniyor. Tabii sosyal medyada bu tarz şeyler meydana geldiğinde işte içerik yaratmayla, fake içerik yaratmayla ilgili şeyler olduğunda çeşitli grupların birbiriyle karşılaşması ve ayrıştırılması da söz konusu olabiliyor. Şimdi ünitemizle ilgili birkaç soruya değinmek istiyorum. Ve daha sonra bir 5 dakika içerisinde dersimizi bitireceğiz. Facebook ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Tanıdıklar ile iletişim kurarak paylaşımda bulunmayı sağlar. Metin biçiminde paylaşımlar 140 karakterle sınırlıdır. E-posta adresi olan herkes üye olabilir. 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur. Sergi, düğün, buluşma gibi etkinliklere kullanıcılar davet edilebilir. Doğru seçenek, metin biçiminde paylaşımlar 140 karakterle sınırlıdır. Facebook böyle bir sınırlama bu Facebook böyle bir sınırlama yapmıyor. Hangisi sosyal paylaşım ağlarında bireylerin kendini paylaşma yöntemlerinden biridir? Socializing, öz çekim, siber uzam, ağlarda gezinme, sanal bulunmazlık. Bunlardan doğru olanı doğru söylediniz. Öz çekim olacak. Selfie diye İngilizcesi tabir edilen ve Türkçesini öz çekim olarak kullandığımız bir paylaşım şekli. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ağların genişleyebilmesi ve yeni düğümlerle bütünleşebilmesi toplumsal açıklık ve esnekliği beraberinde getirir. Ağlardaki düğümler söz konusu ağın özelliklerine göre değişir. Ağlar toplumdaki ilişkilerin bozulmasına neden olur. Sosyal ağlar toplumsal yapının şekillenmesinde rol oynar. E. Enformasyon toplumunda bilginin üretimi ve iletimine dayalı olarak ağlar oluşturulur. Hangisi sizce? C mi? Evet, doğru söylediniz. Ağlar toplumdaki ilişkilerin bozulmasına neden olur diye bir şey söyleyemeyiz. Ama şekillenmesinde rol oynar. Enformasyon toplumda bilginin üretimine dayalı olarak ağlar oluşturulabilir ve A ve B seçeneğimiz de doğru. Blok nedir? A, zararlı yazılımları bloklayan koruma programlarının genel adıdır. B, mobil cihazlar için üretilmiş uygulamaların genel adıdır. C, casus yazılımların genel adıdır. D, internet günlüğüdür. E, bir ateş duvarı yazılımıdır. Doğru. D, internet günlüğü. Bir zararlı yazılımlarla alakası olan işte İngilizcesi firewall olan bir ateş duvarı değil veya casus yazılımların genel adı da değil. Bloklar biliyorsunuz internet günlüğü. Peki. Az önceki konumuzla alakalı LinkedIn sosyal ağının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu daha yeni konuştuğumuz için oldukça kolay gelecek size. A. Profesyonellerin birbiriyle iletişim sağlayarak daha verimli ve başarılı olmaları. Doğru seçenek. Kişilerin ilgi alanlarındaki blogları takip edebilmesi, marka tanıtımları için uygun ortam sağlamak, güncel bilgilerin ve haberlerin anlık paylaşılması, bireylerin etkileşimini artırarak sosyalleşmelerini sağlamak değil. Bir profesyonel iletişim ağı olarak özetleyebiliriz. Peki, aşağıdakilerden hangisi ilgilenilen alanlarda blogları bulup takip edebilmeyi
ve kullanıcının oluşturduğu bloğu yayınlayabilmesini sağlayan sosyal ağ sitesidir. Skype. Flickr, YouSendIt, Wizard, Tumblr, Skype. Skype. Bir tane Skype geldi başka. De. Hangisi? Evet. Tumblr mı diyorsunuz? Tamam. Doğru seçenek Tumblr. Skype daha çok işte şeydeki gibi, Facebook Messenger'daki gibi veya WhatsApp'taki gibi farklı bir versiyon olarak düşünebiliriz. Skype ile video görüşme ve mesajlaşma yapıyoruz daha çok. Bakalım. Ofis yazılımları ile ilgili sorulara önümüzdeki hafta geçeriz. Vaktimiz doldu. Siz de diğer derse kadar ara vermiş olun. Önümüzdeki hafta 8. üniteyi işleyeceğiz. 8. üniteyi bitireceğiz. Daha sonra da dersimizin geri kalanıyla ilgili sorular çözüp önümüzdeki haftayı da bitirmeyi planlıyorum. Size iyi günler ve iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere.